Hepinize pazartesi gününden selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Günü pilavla açıyorum. Videoyu da aynı şekilde. Evi süpürdüm, işlerimi hallettim. Saat 1'e geliyor. Duru dedi ki canım pilav istiyor. Bana pilavla yoğurt ver. Dedim pilav yok kızım, yapacağım dedim. Daha yemek yapmadım çünkü. Ama sabretmiyor. Anne ne olursun yap, ne olursun yap. Yoğurtla istiyorsun değil mi? Tamam. Ha, çorba da istiyorsun, yoğurtla bundan da istiyorsun. Şöyle şehriyelerimizi kavurduktan sonra pirinci bir yıkadım güzel. Ben pirinci ıslatmıyorum arkadaşlar. Geçen sıçrattım. Geçen de söylemiştim. Tuzuyla tereyağını da ekledim. Suyum da kaynadı zaten. Kıyma çıkardım. Bezelye yemeği yapacağım yanına kıymalı. Bol domates soslu şöyle pul biberli bir yemek yapalım. Normalde pilavı en son yapıyorum ama bunu beklemedi. Pilavım pişti, altını kapattım. Baktım kıyma çözülmüş. Hemen yemeğimi de koyayım dedim arkadaşlar. Rıza'nın en sevdiği yemek. Ben de seviyorum da o bunu böyle ekmeksiz bile yiyor. Bezelye de pişti. Altını kapattım. Pilav da dinlendi. Şimdi Duru'ya yemek vereceğim. Azra daha acıkmamış. Pilavımız böyle oldu arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben ıslatmadan yapıyorum. Yine de böyle tane tane oluyor. Bezelye yemeğim de güzel oldu. Bakalım hemen beraber. Erkenden yemek işini halletmiş olduk. Yemek işini hallettik. Yatak odasına geldim. Burada sabah topladığım çamaşırlar vardı. Bir sele onları katladım, yerleştireceğim. Duru da peşimden geldi. Karnı doymuş. Ama çamaşırları dağıtmak yok buradakileri. Küsme bana bak. Ben sana küserim bunları dağıtırsan. Vallahi çamaşır işinden de bıktım zaten ayrıca. Her neyse. Kayınvalidemle konuştuk. İlaçlarını almış, dinleniyorum. Gayet iyiyim dedi. Yemeğin falan var mı? Gelip yapayım dedim. Halledelim. Şule ablan geldi, Elif şimdi izinliymiş. O dedi yemek yapıyor. Ben de ilaçlarımı aldım, uzanıyorum dedi. Çocuklarla gitmeyeceğim. Rıza gelince bir bakarım. Yanlarına giderim bakalım. Ama babaanne hasta. Seni götüremem ki. Bu arada sonuçları negatif çıktı. Soğuk algınlığı, ufak bir enfeksiyon varmış. Dün tomografisi de temiz çıkmıştı zaten. Çok şükür Covid falan yok yani. Onlar aşılarında olmuşlardı kayınpederimle. İnşallah daha da kimseye vurmaz bu hastalık. Dün de söylemiştim, kimsenin başına gelmesin. Şule abla da şimdi gelmiş, yemek işlerini hallediyormuş zaten. Ben de dediğim gibi Rıza bir eve gelsin, çocukların yanına, yanlarına geçerim bakalım bir şeye ihtiyaçları var mı, bir bakarım. Zaten 2 saat sonra gelir. Babası 2 saat sonra gelir. Ondan sonra ben babaanneye bakmaya gideceğim. Tamam. Öyle. Neyse gideyim bir kahve yapayım artık kendime. Öğlen kahvesini içmemiştim. Gündüz son kahveler. Bu akşam sahura kalkacağız. Saat 6'ya geliyor. Rıza yeni geldi. Ramazan'ın ilk pidesini almış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hatta gelirken ucundan koparmış sıcağıyla. Şimdi sofrayı kuracağım. Akşam yemeğine oturacağız bakalım. Yemekler yendi. Bulaşığı makineye koyacağım. Size bakın ne göstereceğim. Rıza'nın çok sevdiğini söylemiştim. Yemekten kalan arkadaşlar. İki tabak bundan yedi. Ben de bir tabak yedim. Pilavdan da bu kadar kaldı. Pilavı zaten az yapmıştım. Ben hiç pilav yemedim mesela. Onlar yediler yoğurtla birlikte. Çok güzel olmuş yemekler. Şimdi bunu küçük tencereye alacağım. O pilavı da aynı şekilde saklama kabına alayım. Akşam dolaba kaldırırım. Yarın yine öğlen Duru'ya ısıtırım onu. Buraları temizleyeceğim. Ondan sonra manava çıkmam lazım. Manavdan alacaklarım var. Şöyle en ufak tencereme alayım bunu. Ocağı halledeyim. Rıza hemen çay istiyor. Ona çay suyu koyacağım. Ben de dediğim gibi manava çıkacağım 2 dakika. Giderken kayınvalideme de uğrarım kapıdan. Bir eksiği var mı? Gerçi Şule abla almış eksiklerini ama yine de ben de kapıdan uğrayacağım bakalım.
Yarına ne pişireceğiz? Ramazan'ın ilk günü. Ne istiyorsun? Şey. Ne istiyorsun? He. Ramazan'ın ilk gününe ne istiyorsun acaba? İnsan açken her şeyi istiyor da. Yemek olsun diyorsun. Çorba. Çorba yetiyor. Sıcak bir çorba. Pilava gerek bile duymuyoruz biz bazen. Çünkü insan şişiyor hemen. Pilav şişiriyor yani. Değil mi? Şişiriyor. Salata. Salata, çorba. Oldu mu yetiyor. Şöyle tertemiz yaptık. Çay suyunu koyabiliriz. Bu çay demlemeyle alakalı bugün bir iki yorum gelmiş. Elifciğim, önce sıcak suyu koy, sonra üstüne çayı koy diye. Onu ben hep unutuyorum. Hep bildiğimiz teknik demliyoruz. Yani önce çayını sonra kaynar suyu üstüne koyuyoruz. Ama çok kişi yazmış bugün. Bilmiyorum bugün ne yapsak, o şekilde mi demlesek. Neyse suyumuz kaynasın. Şimdi de en kalabalık saatidir aslında ama neyse. Çok fazla bir şey almayacağım ama. Önce kayınvalidemlerin oraya geldim. Buradan doğru çıkacağım. Akbal'a geldim. Aslında Paşalar'a gidecektim. Rıza dedi ki Ramazan tatlıları gelmiştir Elif. Çayın yanına tatlı al dedi. Dedim sen iftar moduna erken girdin dedim. Neyse pastane bölümüne bakacağım. O yüzden buraya geldim. Değiştirip geleyim ben. Ben eve geldim arkadaşlar. Market kalabalıktı tabii ki de. Zaten 8'de kapanıyor biliyorsunuz. Çok fazla bir şey almadım. Patates soğan için gitmiştim. Biraz salatalık aldım. Anne. Yoğurt aldım. Anne. Efendim kızım? Titme. Tamam. Daha sonra limon aldım. Maydanoz var. Tabii ki tatlı reyonundan boş geçmedim. Şöyle şekerpare aldım. Bu akşam yetecek kadar. Bize fazlasıyla yeter. Patlıcan aldım. Rıza çekirdek istemişti. Tost ekmeğimle bir de sucuğum var. Aldıklarımı yerleştireyim. Duru Hanım kek istiyor hemen. Ama burada tatlı var. Bundan yemez misin şekerpare? Bundan mı istiyorsun? Tamam. Çayın da altını yakayım. Isıtayım. Ondan sonra çay içelim. Kızlar kek aldılar. Tatlı istemiyorlar şimdi. Neyse biz çayla vallahi yiyeceğiz. Affetmeyeceğiz yani. Buranın şekerparesi de güzel oluyor yalnız akbalı. Çayını aldın mı Rıza? Hiç de sabredemiyorsun. Çayı hemen bozdun mu? Ne? Ne istiyorsun kızım? Susadın mı? Baba su ver ona. Orada otur sen artık. Al, al. Al suyu. Tövbesi yarabbim. Hehehe
Saat 12.30'a geliyor arkadaşlar. 3'e kadar biraz uzanalım dedik. Zaten Rıza bir saat önce yattı. Ben de burada uzanacağım, saat kuracağım. Artık sahurda görüşürüz bakalım. Saati 3 yaptık arkadaşlar. Hemen çay suyu koydum. Haşlamak için yumurta koydum ocağa. Hemen yemeğimizi yiyip tekrar geri yatacağız. Vallahi zor kalktım biraz ilk geceden. Saati böyle hatta 2 kere kapattım ama neyse, sahurumuzu hazırlayalım bakalım. Kahvaltılıklarımızı yedik arkadaşlar. Haşlanmış yumurta, bir de kahvaltılık. Hatta Rıza devam ediyor. Ben kalktım, çayımı aldım, ikinci bardak. Sahurumuzu yaptık bu şekilde. Saat 4'e geliyor ezan okunana kadar. Su içerim birazcık daha. Herkes için hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Yarın kısmetse görüşürüz iftar hazırlığında. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.